Tekrar merhaba. Tekrar merhaba hocam. Aldın mı çayını, suyunu, kahveni? Dinlenmemi yaptın mı? İyi oldu. Ben de şey yaptım. Sağ olsun Feryan Hanım da çayımızı, suyumuzu getirdi. Limonlu çay içiyorum bu arada. Seni dediğin çok gibi. harika. Bir saat çabuk geçmiş ya. Bir saat çabuk geçti ya. Ben de saate baktım. Çünkü bitirmesek bu defa otomatik kendisi kapanıyor. Hani şey oldu, yüzümüze karşı kapanmış gibi olacak. Ben onu fark edince dedim hani tam beslenmem de sonuna gelmiştik. Burada bitirelim, ondan sonra tekrar devam ederiz. İyi yap. Şeyi söyleyeceğim hocam, beslemenin yanında biraz önce bahsettik yani uykudan, yani uykuya öyle bir değindin, aç karnına yatarsan o seni uyandırır, şey yapamazsın, intervalden geldin öyle salatayla geçiştiremezsin. Dediğiniz doğru. Mesela uykuyla ilgili siz uykuyu da çok şey yapıyordunuz bize. Üzerinde çok duruyordunuz onun, çünkü mesela insan vücudu uykudayken özellikle diyordunuz işte 11 ile işte sabah 6 arası ya da 5 arası hep yağ yakar. 10'la 22 Evet, ile o konuda da 15. hani biraz bilgi verirseniz arkadaşlarımız da şey yapalım. Oradan uykuyla ilgili biraz bilgi verdikten sonra yine devam ederim hocam. Tabii. Uyku antrenmanın ayrılmaz bir parçası. Herkes antrenman dediğimiz zaman işte sadece koşu bölümüyle sınırlı olduğunu düşünüyor. Fakat gelişim öyle tek başına sadece o yükü, buna yabancılar fiziksel stres derler. Yani biz strese uğratıyoruz vücudu antrenmanla. Bir yıkıma uğratıyoruz. Antrenman bilimi bunu yıkım olarak kabul eder. Çünkü kaslarımızda mikro düzeyde yırtıklar oluşur. Bu kötü bir şey değildir. Bu gelişimin olmazsa olmaz bir parçasıdır aslında. Nabzımızı yükseltiyoruz değil mi? Konfor alanımızın üstüne çıkıyoruz. Yani bu Evet. da bizi yoruyor. Yani yormasaydı o zaman 24 saat koşabilirdik. Koş artık, evet. Demek ki koşu veya spor bizi yorabilen bir şey. Yani bu bir fiziksel, bedensel bir yük. Fiziksel stres veya Türkçesi bedensel bir yük. Bu yük sonrası, bu yüke uyum için bir şeyler yapılması gerekiyor. Burada bunların başında dinlenme geliyor. Dinlenme demek birçok sporcunun zannettiği gibi spor yapmamakla sınırlı değil. Birçok koşucuda gördüğümüz, branşı aslında sınırlı olmaksızın birçok sporcuda gördüğümüz dinlenmeyi o sporu, o antrenmanı bitirmiş olmakla eşdeğer görüyor. Ancak gerçeği öyle değil. Sadece koşmuyor olmak bize dinlenme kazandırmıyor. Dinlenmiş olmuyoruz. Aksine mesela şöyle bir uç örnek vereyim. Birçok sporcu bunu bilmiyor. İleri düzeydekiler bilebiliyor. Biz maratoncular vücudumuzu hareket ettirmeye göre alıştırmışız, programlamışız. Kaslarımızı, fizyolojimizi, hepsini, bütün vücudumuzu. Biz bu kadar harekete alışkınken uzun süre oturduğumuzda dinlenmek yerine tam aksine vücudumuza zarar vermiş oluyoruz. Yani bir yarış arabası düşün. O araba çok tozlu bir garajda orada yatıyor. Yani o araba düzenli olarak çalıştırılmalı. Hareket Bir etmesi gerekiyor, evet, mahallenin etrafında bir evet. tur atmalı en azından. Biz aynı mantıkla düzenli olarak çalışmakta olan, yani çalışmamakta olan kaslarımızı harekete geçirip oraya bir kan akışını arttırmalıyız. O kasları tekrar beslemeliyiz. Bunun için uzun süre oturmamamız gerekiyor sabit bir şekilde. Yani aslında bizim dayanıklılık mesafesi koşucular için masa başı işler en kötü ortamlardan bir tanesidir. Ha, bir masa başı çalışanı iyi bir mesafe koşucusu olamaz mı? Hayır, her şeyin bir çözümü var mutlaka. Sıklıkla ayağa kalkacak. Ofisinde, bürosunda, evinde, nerede çalışıyorsa, hangi ortamda bir yürüyüş yapacak, bir çömelecek, kalkacak, o kas gruplarını devreye sokacak.
Özellikle büyük kas gruplarını, yani çömeldiğimiz zaman, squat hareketini yaptığımız zaman büyük kas gruplarını devreye sokuyoruz. Yani bunu bir işte bir crossfitçi gibi ya da bir spor salonunda çalışan birisi gibi çok yüksek tekrar sayısıyla squat yapın anlamına gelmesin, öyle anlaşılmasın. Sadece biz uzun süre sabit oturduğumuzda bize iyi gelmiyor. Sedanter, yani spor yapmayan bireylere göre daha kötü geliyor sporculara uzun süre sabit oturmak. Özellikle sıcak bir ortamda uzun süre sabit oturmak daha da kötü. Kaslarımızı serin tutmamız gerekiyor. Bu spor yaparken de dinlenirken de. Ne kadar serin ortam, o kadar çabuk toparlanma. Çünkü Anladım. kitap sıcağı sever. Evet, Böyle doğru. kalsın. O Soğuk yüzden kompres. böyle bir yerimiz burkulduğunda, şey yaptığında buz tedavisi yapıyoruz o zaman, Evet, değil mi? yani soğuk kompres, buz Soğuk tedavisi. kompreks yapıyoruz, evet. Hatta daha yeni bir moda var biliyorsun. Kriyoterapi deniyor. Yani buz terapisi. Yani bir barilin içine buz koyulup işte su ve buz ortamına girip orada kısa süre kalıp şok yaptırıp vücuda toparlanma sağlanılıyor. Bunu hava şeklinde verenler de var. Su ortamında da yapanlar var. Serine maruz kalmamız gerekiyor. Yani evde çalışma ortamımızda klima varsa onu serine ayarlayacağız. Tabii bizi hasta etmeyecek kadar. Yani Evet. hem terliyiz, hem ince giyindik, hem de 18 dereceyi açtık. Bir de kötü beslenmişsek tamam, artık hastalığa davetiye tabii ki. Ama iyi bakıyorsak kendimize, terli de değilsek serin tutmakta fayda var. İyi uyku içinde uyku odasının, yani yatak odasının da serin olması gerekiyor. Yani bakın nereden nereye, biz koşudan bahsediyorduk, yatak odasının serinliğine girdik. Yani Geldik, evet, doğru. antrenörlük öyle küçümsendiği gibi, işte pistin kenarına geçip kronometre tutup, yani bununla sınırlı Hadi sayıldığı için, koçum deyip şey değil. tabii ki bunun sınırlı bir şey değil. Evet. Kendimi tanıtırken pek bahsetmek istemedim ama dört dilde öğretmenlik yaptım. Halen daha fırsat buldukça öğretmenlik de yapıyorum. Dil öğretmeniyim, dil Bir de bilimci. müzisyenlik tarafınız var. Ondan bahsetmediniz. Ben biliyorum da arkadaşlar bilmiyor. Evet, yani İzmir'de daha korodasınız evet, koristlik ve solistlik bir yapıyorum. Fırsat oldukça Türk de. sanat branşında. Daha çok faydalı olmak için koşuculara, onlara pek değinmemiştim. Evet. Yani öğretmenlikle antrenörlük aynı şey. Antrenör, sportif öğretmen. Doğru. Spor dışında öğretmenlik yapan kişi. Bu yüzden kendimizi birçok branşta donanımla sağlayıp, donatıp, bunları sporcularımıza, bu çok yönlü branş konusunda katkıda sağlayabilmek için onlara bu bilgileri aktarmamız gerekiyor. Kendimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Her gün, çünkü bilim kendisini yeniler. Böyle bir gerçek de var ama mutlak doğrular da var hayatta. Yani iki kere iki nasıl dörtse, dünya nasıl yuvarlaksa, onun gibi doğrular da tabii ki var. Onları da her fırsatta sporcularımızla paylaşıyoruz. Uykunun öneminden bahsediyorduk. Çok dışına çıkmadan tekrar gireyim. Uyku ve dinlenme ikisi beraber ele alınmalı. Dinlenme dedik ki sadece koşmamış olmak değil. Bir kere koşarken bütün vücudumuz çalışıyor, değil mi? O zaman Doğru. bütün vücudumuzu dinlendirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Yani koşu bacak sporudur. Bu yüzden ben oturayım ama bacaklarım aşağı baksın. 8 saat boyunca ben dinlenmiş sayayım kendimi. Böyle olmuyor. Koşarken belimizi de kullanıyoruz elbette. Kollarımızı da Kollarımızı bir kullanıyoruz, evet. kullanıyoruz. Bu yüzden uzanmakta fayda var. Yani bacakları aşağı bakacak şekilde oturduğumuzda tamamıyla dinlenmiş sayılmıyor. Sadece kaba etlerimiz bir miktar dinlenebilir belki bu esnada. Fakat
Belimizi dinlendirmemiz için tam bir uzanma gerekiyor. Bacaklarımızı kalp seviyesinden daha yukarı kaldırdığımızda, ters akım yaptığımızda, bu biz koşucular için çok daha faydalı oluyor. Her sporcuma sıklıkla önerdiğim bir şeydir. Bacaklarınızı duvara dikin ve mümkün oldukça bunu sıklıkla her gün 10'ar dakika yapın. Bunu aslında koşucu olmasa da insanlar yaptığı zaman daha dinç hissedeceklerdir. Bunlar da dinlenmenin olmazsa olmazları. Dinlenmenin içinde uyku da var dedik. Uykuya ne kadar erken geçersek o kadar bizim için faydalı. Büyüme hormonları 22 ile 05 saatleri arasında salgılanıyor. Bu esnada biz uyuyorsak, derin uykudaysak, o zaman biz daha çabuk toparlanırız. Yani arkadaşımız bizimle aynı kilometreyi yaparken, aynı yarışı hazırlanırken, aynı yaşta diyelim, aynı boy kilo oranında, biz ondan daha iyi beslenip daha iyi dinleniyorsak, ondan daha çabuk sürede toparlanacağız anlamına gelir. Tabii ki bir genetik yatkınlık da olabilir, ama bunun dışında bizim dümeni elimize alabileceğimiz, yönetebileceğimiz kısımlar da var ve bunlar çok önemli. Bu kısımları biz bilip yönetirsek faydasını görürüz mutlaka. Beslenmeye dair, dinlenmeye dair başka mesela kompresyon çorapları var. Yani giyimin de bir konusu ama nevi itibariyle toparlanma ve dinlenmenin de konusuna giren bir giyim ürünü. Kompresyon çorapları ilk tabii varis hastaları için üretilmiş giyim ürünleri. Çok faydasını gördükleri için sporcularda da özellikle mesafe koşucularında da uyarlanmış ürünleri var. Daha nefes alabilen kumaştan imal. Ve bizlere daha uzun mesafeleri kat etmemize sağlıklı mümkün kılıyorlar. Bunun faydasını zamanında bu konuda tanıtım çalışmaları da yapmıştım. Türkiye'de bir marka ufak çaplı bir sponsor olmuştu bana. Kompresyon çoraplarının faydası şimdi kalp kanı pompalıyor, temiz kanı uç noktalara doğru. Kalp merkezinden uç dokulara doğru pompalıyor. Bu temiz kan. Dolaşan kan, kirlenmiş olan kan kalbe geri dönerken biz koşucularda bu bir miktar sekteye uğrayabiliyor. Çok uzun süre koştuğumuz zamanda. Zaten ayaklarıma kara sular indi deyimi de buradan geliyor. Koşmasa da o insanlar çok yürüdüğü zaman artık bacak kasları o kadar yoruluyor. Kan orada birikiyor ki gölleniyor deniyor buna. Geri çıkamıyor dolaşmış olan kan. Tabii burada bir dolaşım bozukluğuna sebep oluyor. Bunu önleyebilmek için en güzel giyim ürünü kompresyon çorabıdır. Uzun süreli seyahat edenlerde de tavsiye ettiğim bir şey. Birçok makalede de bu şekilde de önerilmiştir. Eğer sabit bir şekilde oturmamız, ayakta durmamız, ben bazen konserlerde de giyiyorum. Donun Faydalı. altında oluyor, faydalı oluyor. Maratonlarda da büyük faydasını görebileceğimiz giyim ürünleri. Bu dinlenme esnasında da giyilebiliyor. Çünkü koşuyu yaptık, aynı çift kompresyon çorabından bir tane daha temiz çifti var diyelim. O da duruyor evde. Ya da elimizdekini yıkadık, temizledik. Bir daha onu duştan sonra giyip gün içerisindeki diğer bir şeyler yapmamız gerekiyorsa onları yapmamıza olanak sağlayacaktır. Çünkü ayakta duracak gücümüz olamayabiliyor bazen. Koşulardan sonra. Onu da bahsetmiş olayım istedim. Kompresyon çorabı da dinlenmenin, toparlanmanın önemli bir detay parçası, unsurudur. Giyime girelim mi? Evet, girelim. Zaten girdik çorapla Tamam. birlikte. Evet, çorapla birlikte
girdik. Aslında iyi oldu çorapla girdiğimiz. Çünkü giyim denince tabii üç parça aklına geliyor herkesin. Ayakkabı, şort, forma. Bunlarla sınırlı giyim. Tabii mevsimsel olarak bir şeyler daha eklenebilir ama bu üç giyim ürünü dışında neler var? Bir kere ayakkabının içine girdiğimiz çorap, eğer pazar çorabıysa, o en üst teknoloji ayakkabının bütün faydasını göremeyeceğimize sebep oluyor. Ve tabii ki koşucu çorapları var. Bunlardan edinmek çok önemli bizler için. Bu ne fayda sağlıyor bize peki? Yani boş yere yatırım yapmamak lazım. Ucuz da değiller. Parmaklarımızın su toplamasından koruyor. Tırnaklarımızın düşmesini önleyebiliyor. Yani ayakkabı dışında çorap seçimi bile bunu belirleyebiliyor. Topuk bölümü daha dayanıklı oluyor onların normal çoraplara göre. Yine sürtünme ve tahrişi önleyici özellikleri var. Ayrıca ayağın üst bölümünde de daha seyrek dikişleri olduğu için terlemeyi önlüyor. Isı üretimini azaltıyorlar. Bu da ayakkabıdan alacağımız verimi de arttırmasını sağlıyor. Ayakkabılar çok derin mevzu. Zaten biliyorsun, daha yeni de paylaşmıştım, bir paylaşımım olmuştu. Evet, okudum ben, gördüm onu. Okudum. Islak ayak testini iyi ki yazmışım diyorum her seferinde. Çünkü ne kadar fazla koşucuya yanlış ayakkabı seçimi yapmadan ulaşsak, o kadar fazla sayıda aslında koşucumuz olur, uzun ömürlü. Doğru. Gönlümüzden de geçen bu. Yani yarış parkurlarında bir sonraki yıl rakibimizi göremediğimiz zaman üzülüyoruz. Hiç kimse eksilmesin. Eksilmediği gibi artsın isteriz. Artsın tabii ki. Daha şenlik havasında geçsin yarışlar. Yani mahalle arası yarışı gibi olmasın. Yarış dışında da dışarı çıktığımızda, sahilde yürürken de insanlar acı içinde değil, keyif içinde sporlarını yapıyor olmaktan, buna şahit olmaktan ben mutluluk duyuyorum hep. Burada ayakkabı diğer giyim unsurlarından çok daha önemli bir konu. Ayakkabı seçiminde mutlaka öncesinde ayak çukurumuzun yapısını bilip ona göre üretilmiş olan koşu ayakkabılarından almamız gerekiyor. Şort, mesela birçok sporcu tabii koşuya başlayanlar kilosu olduğu için de başlayan çok birey var bizim kültürde. Spordan böyle beklentisi olan da çok yeni sporcumuz oluyor. İlk amacı kilo vermek kilo oluyor. Vermek, evet. Güzel bir hedef. Tabii beslenmeyle desteklenirse. Tabii kilosu olduğu için de ister istemez daha fazla giyinmeye meyilli olabiliyorlar. Çekindiklerinden, özgüven eksikliğinden. Evet. Halbuki biz teşhir hastası değiliz. Her şeyin bir sebebi var spor biliminde. Ve biz niye asgari giyimle antrenman yapıyor ve yarışıyoruz? Çünkü biz doğal terlemeyi tercih ediyoruz. Yani doğal terlemeden kastım ne? Bizim iç ısımız doğal olarak nabzımızla arttığı zamanki terlememiz doğal terlememiz oluyor. Eğer biz hani bundan 20 yıl önce tanıtılıyordu reklamlarda. Sauna eşofmanları vardı. Evet, biliyorum ya. Hatırlıyorum. Yani, Giyenleri de hatırlıyorum. o astronot kıyafetlerini Evet. giyen ve terlemeye çalışan birçok kişi vardı. Hala da piyasada bu şeyler var. Ürünlerden karşılaşıyorum sitelerde. Bunlar tabii çok tehlikeli ürünler. Çünkü şimdi daha bahsettiğim bu doğal terlemenin tersi, yani yapay terlemeye sebep oluyorlar. Çünkü kıyafet nefes almadığı için vücudun ısı transferini sağlayamadığından bir kere iç ısımızı yapay olarak yükseltiyor. Nabzımız çok az yükseliyor aslında. Yani nabzımız spor
vesilesiyle yükselmiş olmuyor. Bizim kaslarımız çalıştığı için yükselmiş olmuyor. Sportif anlamda yaptığımız gibi. Sadece bizi böyle muşambaya sarmışlar da, mumyaya sarmışlar da, sıcağa maruz bırakmışlar gibi bir etkiyle. O zaman tabii ki biz terliyoruz, aşırı terliyoruz ve bunu yapay olarak yapıyoruz. Ve bu aşırı terlemede ne kaybediyoruz? Su ve mineral. Tabii ki 2 saat güneşin altında her kim bu kıyafetlerden giyerse, sauna eşofmanlarından, elbette kilo verir. Ama o verilen kilo nedir? Kaybedilen sıvıdır. Yani yağ adına hiçbir şey kaybedilmez. Eve de gidip bir bidon su mideye indirilir, kaybedildiği gibi geri alınır. Bu yüzden bunların hiçbir faydası yoktur. Giyimin önemini vurgulamak için bu örneği verdim. Biz de bu kadar yüksek nabızlı, meşakkatli bir branşı yaparken, birbirinden farklı dış ortam ısı koşullarında, elbette asgari giyimle o antrenmanı daha keyifli ve daha sağlıklı yapmaya çalışmalıyız. Çünkü şimdi 15 derecedeyken de şort giyebiliriz. 35 derecedeyken eğer biz şort giymezsek orada bir şeyleri yanlış yapıyoruz demektir. Sauna eşofmanı tarafına doğru gidiyoruz demektir. Düşmemek, o hataya düşmemek lazım. Koşu aslında yılın her gün yapılabilen bir spor. Yılın her günü yapabiliriz. Yeter ki o değişkenlere göre biz ne yapmamız gerektiğini bilelim. Dünyanın dört bir yanında koşucular var, değil mi? Benim de zaten dünyanın dört bir yanından koşucularım, sporcularım oldu. Hala da var. Şimdi her birinin yaşadığı ve spor yaptığı ortamda dış ısı farklı, irtifa farklı, nem oranı farklı. Bu kişinin terleme oranı da farklı. Bu kadar değişken varken biz bunların hepsini dünyanın en yüksek nabızlı branşını yaptırırken asgari değil azami giyimle yaptırırsak daha baştan zaten istediğimiz kadar doğru antrenmanı yazmış olalım. Yanlış yapmış oluruz. O yüzden giyim bu kadar hayati önem taşıyor. Asgari giyim olmasında her zaman fayda var. Tabii ki şimdi İzmir'deyken bile kışın -5 dereceyi görebiliyoruz bazı günler. Gidip orada askılı forma, süper mini şort öyle çıkarsak hasta olabiliriz. Onu yapacağımız doğru sıcaklık aralıkları var. Ona göre davranmamız gerekiyor. Yani neden koşuculara göre giyim üreten markalar ceket de üretiyor, rüzgarlık, windstop bu gibi giyim üretiyor. O tip soğuk havalar için. Ama yarışlarda mümkün mertebe asgari giyim öneririm. Böylelikle yarıştan alacakları keyif, verim ve sağlık onlara aynı nispette geri dönecektir. Giyime dair sorular varsa o ayakkabı şeyi benim aklımda kalmıştı en son paylaştığınızda. Orada özellikle yazmışsınız hani aynı ayakkabıyı iki aynı sporcu giyiyor ama işte biri 50 kilo mu 60 kilo öbürü işte 100 kilo civarındaydı. İşte o yarış evet şey biraz önce arkadaşlardan biri de zaten alttan soru sormuştu. Hani yol koşuyoruz asfaltta sürekli asfaltta antrenman yapıldığı için tabii insanların kasları tendonları yani belimize varana kadar birçok rahatsızlık yaşıyoruz ya da yorgunluk yaşıyoruz. Yani burada tabii ki şey hep ilk darbeyi biz ayağımızdan aldığımız için vücutta meydana gelen hasarlarda bu ayaktaki hasar yani ayağın sebep olduğu hasarlar diye şey yapıyorum ben. O şekilde biliyorum ya da sizden de o şekilde öğrenmiştik biz. Ayakkabının işte yani bana göre hani ben de koşuyorum yani birinci yani sıralama yaparsak en önemlisinin ayakkabı olduğunu düşünüyorum ben. Sizin o yazınızdan da zaten onu anlamıştım ben. Evet. Aslında en önemlisi giyimden de önce zemin seçimidir. Zemin seçimi evet doğru. Yani
Neden zemin seçimini giyimden de önceye koydum sıralama olarak? Çünkü dünyanın en konforlu, en ileri teknolojili, ayak yapımıza en uygun ayakkabısını giyiyor olalım. Eğer biz kötü bir zeminde, uygunsuz, bunu da netleştirelim, beton zeminde koşarsak, tabii ki darbeyi nereye veriyoruz? Yere doğru. Yerden alıyoruz darbeyi. Evet. İlk nereler alıyor? Ayak ve bacaklar alıyor. Ayak ve bacak tendonları, bağ dokusu bu darbeyi ayakkabımız ememeyeceği için hepsini teknolojisine rağmen o tendonlar o yükü alıp biriktirecektir. Ondan sonra da bel ağrılarına, siyatik ağrılarına kadar gider. Bu yüzden zemin seçimi hayati önem taşıyor. Zemini doğru seçtik diyelim. Ondan sonra ayakkabıyı doğru seçeceğiz. Ayakkabıyı doğru seçtik. Birkaç çift ayakkabı olmasında fayda var. Neden? Şimdi ayakkabıların yastıklama teknolojisi var, özelliği var. Bu yastıklama kilomuza uygun ayakkabıyı seçmiş olsak dahi bir koşu sonrasında kapasite olarak azalıyor. Yani onun da bir geliyor mu sesim? Bir kısa kesildi galiba. Tamam. Ayakkabıların Sesinizde bir bozulma oldu hocam. evet, Evet. bende bir Şu anda yüklenme iyi geliyor. sorunu oldu. Tamam. Şimdi ayakkabının Evet. yastıklaması da Sesiniz geliyor. Görüntünüz biraz dondu ama sesiniz geliyor. Evet. tamam. Biz nasıl dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsak aslında ayakkabılarımız da dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Yani ayakkabının da yastıklama özelliği sunan kısmı bir süre kullanılmaması gerekiyor antrenmandan sonra. Eğer biz ayakkabımızı, koşu ayakkabımızı antrenmanda giydik, terimizi attık, yorulduk, uzun bir antrenman yaptık. Onun üstüne aynı ayakkabıyı bir de gün boyu, günün geri kalanında, akşam yatana kadar günlük olarak giyersek o ayakkabıdan alacağımız verim düşer. O ayakkabının yastıklamasını tam kapasitesinin üstünde kullanmış oluruz. Kapasitesinin de üstünde kullanmış oluruz. Bu da eğer elimizde bu ayakkabı tek ise, başka bir çift yoksa antrenmanda kullanabileceğimiz bundan başka. Ertesi gün de antrenmanımız varsa ondan alacağımız verim düşer. Bu yüzden ayakkabılarımızı bile dinlendirmemiz gerekiyor. Doğru. O yüzden birkaç çift ayakkabı olması gerekiyor. Burada şey o zaman hocam, yarış kıyafeti ve ayakkabısıyla antrenman kıyafeti ve ayakkabısı farklı mı olmalı ya da aynı tip kıyafet ve ayakkabı olup işte hem yarışta hem antrenmanda mı kullanmalıyız? Yani bu dinlendirme şeyiyle beraber, yani dinlendirerek. Yani öyle bir ayrım var mıdır? Hani yarış kıyafeti, yarış ayakkabısı ya da işte antrenman kıyafeti, antrenman ayakkabısı gibi. İdeali kolay yağ yakım uzun koşularımızda giyeceğimiz yastıklaması olan daha bol olan konforlu ağırlık derdine düşmeden aldığımız bir ayakkabı çifti. Tamam. Interval tempo fartlek gibi hız çalışmalarını içeren daha süratli antrenmanlarımızda hem daha çok tekrar sayısını çıkarmamıza olanak sağlayacak, hem de o tempo gibi antrenmanların artık tükendiğimiz son kilometrelerinde bize kinetik enerjiyi sağlayabilmemize olanak sağlayacak. Birazcık daha hafif, bizi süratli hissettiren yastıklaması bir miktar daha az olabilecek bir çift daha ayakkabımızın olmasında fayda var. Bu asgari. Yani şu anda benim telefonun arkasında benim ayakkabı dolabım var. İçinde muhtemelen saymadım ama 10 çift falan vardır. Tabii bunlar hep yıllar içerisinde biriktirdiklerim. Bazıları ömrünü tamamlamak üzere falan.
Aslında şimdi araziye gidiyorsa koşucu yol ayakkabısıyla giderse orada arazide yol tutuş sorunu olacaktır. Evet. Ayakları kayabilecektir. Düşme sebebiyle sakatlık yaşama ihtimali olabilir. Aynı şekilde araziye bol giden bir arazi koşucusu asfalta da bu ay çıkayım. Hadi arkadaşlar davet etti. Bu ayı da biraz yol kilometresi yaparak geçireyim dediği zaman aynı ayakkabıyla, arazi ayakkabısıyla o zaman sakatlığa davetiye çıkarabiliyor. Neden? Arazi ayakkabılarının sadece alt yapısında, taban kısmındaki tırtıklar değil, onların tabanlarının sertlik oranları da değişiyor. Şimdi sertliği daha fazla olan bir ayakkabıyı asfalt gibi bir yerde kullandığımız zaman bize daha sert hissi verecektir. Sanki betonda koşuyormuş gibi bir. Doğru, evet. O yüzden hani arazi ayakkabıları bile kendi içerisinde ayrılırlar. Yani çamur ayakkabısı, işte ağaç köklerinden geçebileceğimiz ayakkabı, taşlıklı yol, kayalıklı yol ayakkabısı, patika ayakkabısı gibi alt kategorileri vardır. O yüzden hepsini araştırıp seçim yapmakta fayda var. Onlar genelde vibram tabanlı oluyor. Ben biliyorsunuz aynı zamanda dağcılıkta olduğu için biz gittiğimizde işte kış dağcılığına gittiğimizde botlarımız oluyor. Bir de normal trekkinge gittiğimizde de yürüyüş botları oluyor. Dediğiniz gibi Evet. orada mesela çamurda da giydiğimiz ayakkabılar var. Mesela eskiden bizim ayakkabılarımız vardı. Çamura gittiğimizde altında bir her birinde böyle 1 kilo çamur birikirdi. Bir türlü şey yapmazdı. Fakat bu en son kullanılan teknolojilerde o kadar çamurda koşuyorsunuz. Sadece şey dibinde öyle belli belirsiz bir şey yapıyor. Hani o aralar doluyor. Onun haricinde herhangi bir çamur şey yapmıyor, tutmuyor. Yani teknoloji geliştikçe evet şey yaptı. O biraz önce dediğiniz gibi mesela ben o arazi ayakkabılarından bir tanesini şey yapmıştım. Bir defa Allah'tan kısa antrenmanda asfaltta denemiştim. Yani böyle taş gibiydi. Böyle ayağım yere vurdukça sanki böyle çıplak ayakla yere basıyormuş hissi verdi bana. Onu o zaman ben anladım. Ha. Demek ki bu arazi ayakkabısı şeyde asfaltta yol koşusunda kullanılmayacak diye. Bir de biraz önce arkadaşlardan biri şey yazmış. Bu koşu antrenman çeşitlerinden bahsettiğimizde tepe koşuları yapılmalı mı ya da ne sıklıkla yapılmalı, ne zaman yapılmalı gibi bir soru vardı. Evet. Bir de biri de şey yazmıştı. Maratonda son 5 kilometrede şeye hani duvara çarpmamamız için ya da son 5 kilometreyi rahat koşmamız için ne yapmamız gerekiyor diye bir önceki bölümde geçen sorulardı bunlar. Not almıştım ben. Onları da Tamam. size sorayım. Biri tepe koşuları, biri de son 5 kilometrede maratonda özellikle. Evet, antrenman çeşitlerinden bir tanesi de arazi koşusu olabilirdi. Biz ele aldığımız hepsi asfalt veya yol Yol koşucu, koşusuydu. Evet. ona odaklı yorumlamıştım. Doğru. Fakat arazi koşusu diye de bir antrenman türü var. Arazi koşusunu da kolay yağ yakın maksatlı yapabiliriz. Arazide de interval yapabiliriz. Arazide de tempo yapabiliriz. Arazide fartlek veya arazide uzun yapabiliriz. Yani aynı koşuların, o antrenman türlerinin hepsi araziye de uyarlanabiliyor. Bu koşulları araziye uyarladığımız zaman işler çok değişiyor. Burada çok daha büyük bir uzmanlık ve tecrübe gerekiyor. Çünkü bacağımızı elimize almamız çok kolay. Burada Anladım. amiyane tabirle Evet. sakatlanmamız çok kolay. Çünkü arazi dediğimiz zaman evet, toprak zemin çok daha sağlıklı. Fakat işin içine bir de eğim değişkeni giriyor. Eğim değişkeni girdiği zaman eğim de değişkenlik gösteren bir değişken. Yani %1 de bir eğim, koşu bandına çıktığımız zaman %1 aslında dışarının düz yoluna tekabül eder, karşılık gelir. Fakat arazide %1 ile başlayan bir parkur 5 saniye sonra %8'e çıkabilir. Çıkabiliyor, evet doğru. Araziler böyle, toprak zemin böyle. Eğer düz bir şehir parkındaki arazide koşuyorsak, bir tarlada koşuyorsak sorun yok. Sorun yok, evet. Zaten birçok cross country yarışı da
öyle ortamlarda yani çim toprak zeminde ama düz eğimi çok çok düşük olan zeminde, bozuk zeminde yapılıyor. Ama bir dağ yamacına, tepeye çıktığımız zaman eğim çok değişkenlik gösteriyor. Aynı antrenmanları oraya uyarlayabiliriz. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum, burada çok daha büyük bir tecrübe ve detaylı düşünce gerekiyor. Çünkü yani şimdi mesela düz yolda, pistte 16 tane 400 metre yapabilecekken biz aynı antrenmanı gidip çok sert bir arazide aynı şekilde yapamayız. Dinlenmeleri de aynı olmamalıdır. Zaten işin içine arazi ve eğim girdiğinde mesafeden ziyade süre odaklı olmalıdır. Çünkü o mesafe bitmez. Yani Doğru. 400'ler belki maratoncuya kısa gelen bir interval mesafesi gibi gelebilir düz yolda. Ama arazide bir deneyin. Böyle %10 bir arazide 400 metre intervali. O 400 metrenin 200 metresi gelmek bilmez. O yüzden işler çok değişiyor. O çok daha büyük bir tecrübe, bilgi birikimi gerekiyor. Mutlaka bilen insanlarla çalışsınlar. Arazide hız Kesinlikle. çalışmaları. Ama arazide uzun, kolay, yağ yakım onlar çok mümkün. Evet. Der ki bir nabız saati, nabız bandı olsun. Ona bakarak koşsunlar. Birçok koşucunun düştüğü hatayı burada hatırladım. Düz yolda koşmak istediği, hoşuna giden arkadaşlarına böyle hava atabileceği pace'leri arazide yapmaya da çalışıyorlar bazı koşucular maalesef. O çok büyük bir yanlış tabii ki. Çünkü işin içinde eğim varsa gidip düz yoldaki pace'imizi arazide beklememeliyiz kendimizden. Kimse beklememeli. Her şey değişecektir. Orada efor ve yoğunluk, yani antrenmanın yoğunluğu daha önem kazanıyor. Ben mesela Diğer evet, maratonlara hazırlandığımda gerek yurt içi gerek yurt dışı şey yapıyorduk mesela burada bize en uygun arazi şey oluyordu. Bu Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu Parkuru yaklaşık 5800 metre bir şey var. Mesela biz oraya gittiğimizde dediğiniz gibi yani orada hız antrenmanı falan yapmıyorduk orada. Hani dayanıklılık yani kuvvetimizi arttırmak için çünkü orası inişli çıkışlı bir parkur. Bizim İstanbul'daki atlet arkadaşların hepsi bilir. Hepsi de orada bir defa yani birden fazla koşmuştur. Yarış da biz düzenliyoruz orada kulüp olarak senede 2 defa. Mesela oraya gidiyoruz biz arkadaşlarla beraber. Orada şey yani böyle şey antrenman yapıyoruz. Yani kuvvet antrenmanı genelde de birlikte koşuyoruz. 3-4 kişi gittiğimizde yani şey yapıyoruz. 4 tur yani 3 tur 4 tur normal böyle bir kuvvet antrenmanı yapıp hani normal şeyde işte 5 pace'le yolda antrenman yapıyorsak orada 5-30 5-40'la yapıyoruz onu. Biraz önce dediğiniz gibi orada yani yoldaki gibi koşmanıza imkan yok yani. O zaten nabız artık fırlayıp gidiyor onu şey yapamıyorsun. Nefes oturmuyor zaten nabız oturmadığı için onun sürekliliği de olmuyor hocam o zaman. tabii çok daha zordur arazi koşuları. O yüzden çok sıklıkla da yapılmamalıdır. Hani Doğru. ultra maratoncudur. Hazırlandığı yarış itibariyle katılacağı yarış ortamına alıştırmaya çalışıyordur. O zaman işler değişir ama bir yol koşucusunun bütün koşulları arazide olursa orada sakatlığa davetiye çıkabilir. Diğer bir Şimdi soru. son 5 kilometre, maratonun son 5 kilometresi bir arkadaşımız sormuştu. Son 5 kilometrede veya son 8, son 10 kilometrede duvara çarpmamak için neler yapmak gerekir? Bir antrenman yaptığımız kadar buna benzer bir eforla yarışa başlamak. Yani gidip antrenmanlarımız bizi 3,5 saatte maraton koşturtacakken biz gidip 3 pacer'ına takılıp koşmaya çalışırsak, nasıl olsa ben bunlara takıldım. Bunlar beni 3 saat koşturur ya da koşturamasa da 3-15 koşturur. Bir yerden sonra yavaşlayacağımı ben de biliyorum ama 3 pacer'ına takılayım da 3-15 koşayım, 3,5 değil de diye böyle
bol kepseden yaparsak Evet. oluyor. Bu bir yerde duvara toslatıyor bizi. Bu birinci sebep. Yani efor dağılımını başarıyla yapamamak. Mesafe uzadıkça bu hayati önem kazanıyor. İkincisi, yarış öncesi beslenmemiz yeterli oldu mu? Karbonhidratı yeterli aldık mı? Glikojen depolarımız doldu mu? Yarış öncesinde. Ve bir önceki akşamında da tabii ki. Yarış esnasında beslenme ve sıvı alımını ideali gibi yaptık mı? Ve kendimize tabii antrenmanlarımızda alıştırdığımız şekilde de yaptık mı? Bu da önemli. Çünkü büyük bir sıvı kaybı, büyük bir enerji kaybı varken istediğimiz kadar kolay koşmaya devam edelim. Elbette bir yerden sonra duvara çarpmayı yaşarız. Çünkü süre artıyor bir şekilde. Bir başka değişken de burada belirleyici. Ne kadarlık bir kilometreyle bu yarışa hazırlandık? Yani ben ilk maratonlarımı hatırlıyorum. Zirve haftam 70-75 kilometreydi. Çok düşüktü aslında. Tamam, iyi sürelerde koşuyorduk, fena değildi ama canım çıkıyordu yarışın bitişinde. Ben de duvara tosluyordum yani bir şekilde. Sonra tabii kilometrenin, hacimsel antrenmanın önemini daha da öğrendik. Spor bilimine girdik. Ondan sonra benim de o duvara çarpmam artık yaşanmamaya başladı. Yani maraton koşulacaksa ve duvara çarpma yaşanmaması isteniyorsa önceki saydığım koşullara ek olarak bir de ne kadarlık kilometreyle bu yarışa hazırlandık. Bu çok önemli bir belirleyici. Yani bacaklarımız o yorgunken gitmeyi öğrendi mi? Yorgunken gitmekten kastım haftanın 6 günü koşuyoruz, değil mi? Yani maratona hazırlanırken Hazırlandığımız, böyle. evet, doğru. Hazırlanırken haftanın 5. günü yorucu bir antrenman yapmışken 6. gün hala daha biz koşuyoruz, değil mi? Kolay da olsa koşuyoruz. Evet. İşte bu kolay da olsa koşuyoryu doğru yaptıysak, kolay eforda yaptıysak ama bize zor gelen tabii ki his olarak, işte o bizi aslında yarış günü bir parça daha kurtaracak, o durumu yaşatmayacak bir şeyi sağlayabiliyor. Duvara çarpmayı öteliyor, en azından öyle söyleyeyim. Birçok değişkeni var. Yani yanlış ayakkabı giyersiniz, çok süper hafif Afrikalıların giydiği onlara özel yapılmış ayakkabıyla koşarsınız. Yastıklama sizin için yetersizdir. Diğer her şeyi doğru yapmışsınızdır. Artık ayak tabanlarınız alev alıyordur. Yeri hissediyorsunuzdur. Acıdan artık basışınız bozulur ve krampa davetiye çıkarır. Adım basışınız, koşu formunuz bozulduğu için de yine o kaçınılmaz sonu getirir. Duvara çarpmayı ayrıca da getirebilir. Yani bu tip böyle mekanik etkenlerle de, faktörlerle de biz duvara çarpmayı erkene çekebiliyoruz bazen bilmeden. Evet. Siz birçok yarışta pacer olarak da görev aldınız biliyorum ben. Ben de 2018 yılında Avrasya Maratonu'nda Vodafone işte İstanbul Maratonu'nda bizim kulüp Evet. sporcuları şey olmuştu. Pacer olmuştu. Ben de 4:15'i koşturmuştum. O zaman Evet. sağ olsun arkadaşlar şey yapmıştı. Bana teklif etmişlerdi. Şimdi normal maraton yarışları koştuğumuzda ben tabii şey yapıyorsun. Orada hiç sağına soluna bakmadan kafayı gömüyorsun. Hani belli bir hedefin var. O hedefte gidip bitirmeyi şey yapıyorsun. Yani bitirmeyi hedefliyorsun. Şimdi pacer olarak koştuğumda tabii şeyde ilk şeyde köprünün öte tarafında arkadaşlarla buluştuğumuzda tabii ön taraftaki şeyde pacer'lar da kulüp hep birbirimizi tanıyoruz. Orada benim tabii şeyden koşulardan yarışlardan tanıdığım birçok yarışçı vardı. Baktım işte 3:45'e 4'e gitmişlerdi. Çoğuna dedim yani şey yapın gelin ben siz benimle gelin 4:15 gideceğim ben sizi rahat rahat götürürüm. Ondan sonra yok dediler ya biz bununla çıkalım işte yolda kalırsak şey yaparız sana takılırız. Bu biraz önce sizin söylediğinizin aynısı oldu. Ben 4:15'e çıktım tabii kolumuzda saat 10'da tıkır tıkır gidiyorum ben hiç şey yapmadan sekmeden başından sonuna kadar. Şeyde mesela o önden giden arkadaşları şeyden geri dönüşte Zeytinburnu oradan
başladım onların hepsini geçmeye ben. Yani önde gidenlerin hepsi kalmışlar. Bir de bizden belki yarım saat sonra geldi onlar. Yani 3.45, 4 ile gelemediler. 4.30'dan sonra bile geldiler. Bu dediğiniz doğru. Yani bu tabii o artık şey, hani kişinin biraz da dediğiniz gibi kendini bilmesi, işte yaptığı antrenmanlar, o gerçekten şey yapıyor. Size o sonucu gösteriyor. Evet, kesinlikle. Maraton söz konusu olduğunda hedeflerimizi abartmamamız gerekiyor. Evet, aynı Biraz doğru. aslında mütevazi olabilenlerin branşıdır. Sabırlı olanların branşıdır Evet. maraton. Çünkü mesafe kısa değil. Yani Evet. bunu ben 25 defa koştum, hala da gözümde küçülen bir mesafe değil. Tabii Değil mi? Doğru. çalışmak bir mesafe değil Evet. gerçekten. Büyük bir hazırlık Evet. gerekiyor. Yarışlarda mesela bana sorsanız ki yarım maratonda Hasan kaç koşacağım? Ben size yani bir dakika bile fark etmez söylerim hocam. Ben bugün yani yarış sabahı sorsanız koşarım. Ama maratonda deseniz ki kaç koşacağım? Bilmiyorum derim yani. Evet, Evet yani şey bilmiyorum derim hakikaten. Bilmiyorsun yani yolda 42 kilometre mesafe. dediğiniz gibi uzun bir kilometre. Yani ne yaşayacağım bilemiyorsun. Bugün Zeynep Savcı Hanım bir video paylaşmış. 5 sene önce Stockholm'da koşmuş. Bir hava var göreceksiniz. Şeye girdi. Arkadaşların olduğu yerden geçmiş. 28,5. kilometre. Orada böyle havlularla falan üstünü kurutuyorlar. Kahve veriyorlar. İşte jel şey yapıyor. Pit stop yaptım diyor burada. Şeydi yani gördüm. Hakikaten insan şey yapıyor. Yani bakınca hani bu kadar acıya ızdıraba değiyor mu? Ama bitirince tabii o mutluluk ayrı oluyor. Ondan sonra bitiriyorsun. Hepimiz de olmuştur. Hani maratonu koştum bitirdim. Ben ilk maratonu bir daha da koşmam dedim ama maraton kayıtları açılınca hemen gidip kayıt yaptırdık bu defa. Evet, kesinlikle Şimdi de öyle. öyle şey var. Uzun bir Sizin mesafe olduğu için evet. sürprizlerle dolu. Sizin şey sayfanızda en altta bir şey vardı bu Amerikalı kadın atlet Kara Guçer diye. Koşmadıkça kendim gibi hissetmiyorum. Mutluluğu ve üzüntüyü böyle yönetiyorum. Koşmaya ihtiyacım var. Bu bir terapi gibi diye şey var sizin sayfanızda en altta. Okumuştum. Onu da buraya not aldım, yazdım. Arkadaşlara da okudum onu. Özdeşleştirdiğim bir söyleyişti. Bu yüzden sayfamda yer almasını istedim kalıcı Evet. olarak. Gerçekten koşu bir terapi. Biz eğer antidepresan kullanmıyorsak, etrafımızdaki insanlara olumsuz enerjiyle saldırmıyorsak, birazcık daha olaylara olumlu bakabiliyorsak, bunda koşunun katkısı, etkisi çok büyük olumlu yönde. Kesinlikle. Keşke daha fazla insan bunu yaşasa, deneyimlese çok daha güzel bir sinerji Evet. olur etrafta. İşte bizim gibi master atletler ve yol koşucular sayesinde bu son birkaç senede böyle koşan insan sayısı artmaya başladı. İşte Türkiye'de yarışlar da artmaya başladı. Dün biz kulüp toplantısı yaptığımızda bizim başkanımız Rıdvan Başkan şey yaptı mesela bir Fransız biri vardı ölçümlere gelmişler. İstanbul yarım maratonu bu arada bir aksilik çıkmazsa şeyde yapılacak 20 Eylül'de. İstanbul Maratonu da 8 Kasım'da. Bu arada 4 Ekim'de de İzmir Maratonu var. Yani şeyde hani resmi tarihi o ama umarım tabii bu yarışlar bu sene hepsi ertelendi oraya. Oralarda yapılırsa zaten o yarışlarda görüşeceğiz. Şey demişti orada mesela dün şey yapmış o Fransız bahsetmiş. Fransa'da bir yılda 3.000 tane yarış yapılıyormuş hocam. Yani bizim Türkiye'deki yarışları falan sayınca gerçekten çok az. İşte bizim gibi hani yol koşucuları, master atletler böyle yollarda şeylerde koşmaya başladıkça hani gençler de görüyor bizi, biraz hevesleniyorlar. Biz de işte elimizden geldiğince biraz önce söylediğiniz gibi onlar işte yönlendirmeye, işte ön ayak olmaya çalışıyoruz. Sizin gibi hocalardan işte öğrendiğimiz bilgilerle onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Hani siz bizi yetiştiriyorsunuz, biz de diğer arkadaşlara bir faydamız oluyor. Onları yetiştiriyoruz. Böyle devam ediyor. Yani sona doğru geldik. İkinci saati de bitirdik. Çok güzel bir şey oldu. Söyleşimiz oldu. Teşekkür ediyorum. En son yine söylemek istediğiniz bir şeyler varsa isterseniz onları da söyleyin. Son 5 dakikaya giriyoruz biz. Benim sorularım bu kadardı. Sorulan sorular da yazılan sorular da hemen hemen sordum. Çok fazla bir şey kalmadı. Bakıyorum çok fazla değil hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Arada belki bazılarını kaçırmış da olabilirim. Sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey de varsa onları alayım ben. Spora hep devam etsinler. Çünkü aslında ne kadar büyüyor olsak da, güzel kalabalıklaşıyor olsak da iyi haberlerle.
Yine de küçük bir kitleyiz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü ve pozitif bir ortam yaratırız. Daha sağlıklı bir toplum ve dünya olabiliriz. Bunun için de tabii ki ömür boyu sporculara ihtiyacımız var. Yani mevsimlik değil, Evet, doğru. sezonluk değil, ömür boyu bu sporu sevip yapacak olanlara. Biz böyle gönülden bağlandık bu spora ve amacımız, misyonumuz hep böyle de oldu. İnsanların ömür boyu yapabilecekleri şekilde devam etmeleri spora. Bunun mümkün olabilmesi için tabii ki önceliklerini belirlemek hayatında, yani iş, eş seçimi, her şey çok uçlara kadar gidebilir bunlar, belirleyicileri. Bunun dışında da sporu bir bilim olarak kabul edip bunu hep bilenlerle çalışmaları, yeni bilgiye açık olmaları, araştırmaları ve büyük işlere kalkışmadan önce mutlaka bilenlere danışmaları olacaktır. Böylelikle daha sağlıkla, yani tabii ki deneyip yanılmak da bir öğrenme biçimi. Fakat isteriz ki bu kadar kısa bir hayatta bazen az şansımız ve seçeneklerimiz varken, az da cesaretimiz de varken, maraton söz konusu olduğunda mümkün oldukça biz soğumadan bu spordan, cesaretimiz kırılmadan doğruyu bulalım ki böylelikle üzerine eklemek için bayağı bir zamanımız, fırsatımız olsun. Evet, bu yüzden antrenörlüğü çok seviyorum ve hep devam etmeye de çalışacağım. Bilgilerimi de paylaşmaya çalışacağım. İnsanlar da birbirlerine bu sporu sevdirmeye, aşılamaya devam etsinler. Siz de çok güzel bir iş başlattınız. Böyle bu sporda yer edinmiş insanları davet ediyorsunuz, konuşmalar yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz, evet. Teşekkür ederim bunun için, davetiniz için. Sağ olun. Herkese selamlar, Evet. hürmet, Şey, sevgiler. son bir soru var. Bizim Musa abi tekrar yazdı da, Musa Çınar Evet. abimiz, o da bizim kulübümüzden. Bu ayakları hani evde böyle bir 10-15 dakika geldikten sonra hani dikin, dinlendirin. O şey yazmış, ben gelip eve ayaklarımı diktikten 5 dakika sonra ayaklarımda sızı meydana geliyor. Tabii bilmiyorum onu. Yani öyle bir soru sormuş en azından, da ben de sormuş olayım. Ayaklarını diktikten sonra Diktikten sonra 5 sızı dakika yaşıyor. sonra böyle bir sızlanma oluyormuş. Sızı hissediyormuş ayaklarında. Şey olabilir, karıncalanma hissi olabilir. O, çünkü o bölgeye artık kan gidememeye başlıyor. Çünkü kalp ne kadar güçlü de olsa biz ters akım yaptırırken, yani bu özellikle 10 dakikayı falan bulduğunda oluyor. Birazcık da dolaşım bozukluğumuz varsa veya vücudumuzda sıvı eksikliği, mineral eksikliği varsa yatar pozisyonda ayaklarımız da dik bir açıyla duvara yaslıyken artık ayak parmak uçlarımıza kadar kan ulaşamayabiliyor. Yeterince kan ulaşamayabiliyor. Besleniyor. Anladım. Zaten nasıl bazı filmlerde olur ya, insanları asarlar ağaca, dalına, şeyine, orada bacaklarından asarlar, beynine kan gider. Yani bütün kan bir yerde toplanır. Biz nasıl duruyorsak bir tarafta kan toplanıyor, öbür tarafta azalıyor. Yeterince beslenemiyor. O yüzden karıncalanma ya da his kaybı ya da his değişikliği gibi sonuçlar doğurabilir. Orada onun öncesinde bir miktar su, magnezyum alabilir ve biraz eliyle masaj yapabilir. Bir de yorgunluk da çıkıyor olabilir. Yani bu vesileyle Olabilir, evet. onun da etkisi, tepkisi olabilir. Bir şey, bunları denedikten sonra tekrar bir baksın bakalım nasıl olacak. Tamam hocam. Arkadaşlar alttan hep yazıyorlar. Herkes söyleşimizden çok memnun oldu. Herkes çok teşekkür ediyor, özellikle size. Faydalı bilgiler verdiniz. Çok Ben de teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Hem şahsım hem de İstanbul Masterları Atletizm Kulübü olarak. Memnun olduk. İlk defa yani şey yaptık, sizinle 2 saatlik bir yayın yaptık. Çok faydası oldu. Ben zaten anlattığınız çoğu şeyi biliyordum. Arkadaşlara da ne kadar faydalı olduysak, Ne ne mutlu mutlu bize bize. diyelim. Evet, ne Evet. mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum.
İyi ki Musa abi de varsınız. teşekkürler ediyor. Yazdı şimdi. Teşekkür ediyor da. Rica ederim. Seve seve. Memnun oldum. Faydalı Biz de memnun olabildiyse. olduk. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Var mı bir varsınız. isteğiniz? Çok teşekkürler. Canınızın Oldu. sağlığı. Siz de. Görüşmek üzere Görüşmek diliyorum. üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.